Evet kazanım 23 ile devam ediyoruz. Birinci sor demiş ki a 2.5, b kx 4. 1 noktasından geçen doğrunun eğim açısı 45 derece olduğuna göre eğim açısı 45 ise eğimi nedir? Bu açının tanjant yani tanjant 45 o da 1'e eşit. O zaman eğim eksi 1 eksi 5 y'leri farkı eksi 6 bölü x'leri farkı k eksi 4 eksi 2 k eksi 6 eşittir. 1. İçler dışlar yaptığımda k eksi 6 eşittir eksi 6. E buradan k'yi 0 bulurum. Cevabım c olur. Geçtim ikinci soruya. M ve n noktalarından geçen doğrunun x ekseniyle pozitif yönlü yaptığı pozitif yönlü açının tanjantı. E, yaptığı pozitif yönlü açının tanjantı demek eğim demek direkt. Çünkü x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı eğim açısı. Bunun tanjantı ise eğimi veriyordu bana. Yani eğim 2 bölü 5 demiş bana. O zaman y'leri farkı 7 eksi eksi 4. 7 artı 4'ten 11. Bölü 11 bölü 2m eksi 1 eksi m eksi 3. 2m eksi 1'den eksi m eksi 3 çıkardığım zaman m eksi 4 kalır. 11 bölü m eksi 4 eşittir. 2 bölü 5. İster dışlar yapıyorum. 2m eksi 8 eşittir. 11 çarpı 5. 55. Eksi 8'i karşıya attım. 2m eşittir. 63 M eşittir 63 bölü 2 bulunur. Cevabım D olur. Geçtim 3. soruya. Şimdi burada demiş ki OB kaç birimdir? Burada şöyle bir şey yapacağım. C noktasını şöyle aşağı indirdiğim zaman şurada. Eksi 2'ye 3 yani yüksekliği 3 birim. Şuradaki uzaklık 2 birim. Dik üçgen olarak. Şimdi şurayı aldığım zaman ben A noktası için A noktası için şurası 4 birimmiş, yükseklik 2 birim. Şurası da şöyle 2 birim. E ben şöyle yapsam şunu dışarıdan tamamlasam dik üçgeni. Paralellik var ya şurası 2 birimse şurası da 2 birim. E burada paralellik var. Şimdi OB'yi soruyor bana. OB kaç birimdir? X birim olsun OB uzunluğu. Buradaki paralellikten dolayı benzerlik yapabilirim. Dik üçgen 3'ün 5'i olanı 3/5 eşittir Şuradaki x artı 2'nin x artı 2'nin tabanım şurası 4 2 daha 6 toplamda 6 burası 2 birim aşağıydı burası 6 ya x artı 2 bölü 6 3 bölü 5 eşittir x artı 2 bölü 6 işler dışlar yapıyorum 5 x artı 10 eşittir 3 kere 6 18 buradan 5 x eşittir 8 x dediğim 8 bölü 5 bulunur cevabım a olur ve bu kazanımı da bitirdik şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.